Acıyor mu kolun hala? Yok, acımıyor. Ya sen niye tek başına dalıyorsun ki adamlara? Keşke polise haber verseydin. Sen bana böyle mi teşekkür ediyorsun? Ben senin için diyorum herhalde. Yaran açıldı. Ya senin için yaram kanamış çok mu? Neyse, hadi gidelim. Bitleneceğiz bu pis yerde yoksa. İyiydik böyle. Yani kimse yok. Sen, ben, yalnızız. Ya ben o kadar cengaverlik yapmışım, kızı kurtarmışım. Sen ne diyorsun? Yine gevezelik yapma da kalk hadi kalk. Gidelim bir an önce. Tamam ama yardım etmen gerekiyor. Kolum çok acıyor. Hı. Tamam. Tut elimi. Benim telefona bakmam lazım. Alo Cihan? Ya kusura bakma lütfen, küçük bir aksilik oldu. İyisin değil mi? Önemli bir durum yok. İyiyim iyiyim, bir sorun yok. Sen hala bekliyor musun? Yok, toplantım başlayacak. Akşam sana bilgi vereyim, olur mu? Olur olur, görüşürüz. Sen yine neyin peşindesin? Dünya. Dünya. Ya yine bir daldın gittin sen. Ne oldu? Bir şey olmadı. Şey, iş düşünüyordum ben. Projeyle ilgili. İş. Hı hı. Tamam. Bu aramızdaki meseleyi bir konuşsak mı acaba? Ne oldu ki? Ne geçti ki aramızda? Ne mi oldu? Kaçırıldın. Kurtardım ya seni hani. Unuttun mu? Sen onu diyorsun. Ya ne olacaktı başka? Yani annenlere söylemeyeceksin herhalde endişelenmesinler diye. Yok yok. Yani beni doğru tanımışsın. Söylemeyelim mümkünse. Tamam. Ben bir şey söylemem. Bu aramızdaki mesele deyince sen niye bir gerildin? Yok, gerilmedim. Ne gerilmesi yani? Niye gerileceğim ayrıca? Ya bak şimdi de sinirleniyorsun. İyi misin sen? Her gün kaçırılmıyoruz herhalde. O yüzden olabilir mi acaba? Haklısın. Ya şeyi merak ettim ben. Bu ustabaşlardan şüphelendiğini söyledin. Yani sana bunu düşündüren şey neydi? Bu kadar tesadüf fazla değil mi sence de? Tesadüf? Yeni deliller bulmak için avukat arkadaşımla görüşmeye giderken kaçırılmam. Yeni deliller mi var? Bilmiyorum ki. Cihan'la görüşemedim daha ama görüşünce göreceğiz bakalım ne var. Tamam ama bak tek başına hareket etme. Yani bir şey yapacağını da bana da söyle. Beraber yapalım, olur mu? Sağ ol ama gerek yok. Benim yüzümden kimsenin başı belaya girsin istemem. Ben hallederim. Evet halledersin biliyorum ama yine de birilerinin yardımına ihtiyacın olabilir değil mi? Sen böyle bir bilgi, bir şey, eline ulaşan bir şey olursa hani bana da söyle. Hem mahalleliği biz bu olaydan çabuk kurtarmış oluruz. Tamam. Bu arada eve gitsek mi artık? Doğum günüm için beni bekliyorlar. Senin de doğum günündü değil mi? Evet, öyleydi de.
Yani bunca olaydan sonra unuttum ben de. Tamam o zaman sen de gel. Birlikte öfleyelim mumları. Hem öyle boynu bükük pastasız doğum günü çocuğu gibi kalma. Olur. Nerede kaldılar ya? Yayın saatim kaçacak. Geliyorlar, geliyorlar. Çabuk çabuk yakın pastanın mumlarını. Gel bir direk tut. Hep yanımda olun. Hep böyle mutlu olalım. Ay dur, üfleme. Bu melek çekeceğim. Ama mumlar eriyor. Ay yanmaz herhalde pastan azlığı. Üfle kızım sen mumu, üfle. Tamam. Sönmedi, üfle. Huzurlu, sağlıklı, başarılı bir yaşın olsun kızım. Ayağına taş değmesin. Senin gibi bir çocuğa sahip olmanın gururunu yaşattın bize. Canım babam. Anneciğim. Canım. İyi ki varsın. Ya ben. Hediyeler de burada. Ay başımın belası. Gel sen de iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun görümceğe. Öpesim geldi görümce. Arkadaşlar dünyaya görümce şakası. Ay çok komiyim değil mi arkadaşlar? Doğum günün kutlu olsun dünya. Bu arada bugün Umut'un da doğum günüydü. Nasıl ya? Ha öyle mi? Doğum günün kutlu olsun oğlum. Teşekkürler Recep baba. O zaman pastanın mumlarını yakalım tekrar. Umut oğlum da üflesin. Olmaz böyle. Doğru söylüyorsun. Geç oğlum geç. Çekiyorum bakın. Bir tane daha. Tamam mı kızım? Hadi oğlum üfle. İyi ki doğdun çocuğum. Teşekkür ederim. Selam arkadaşlar. Büyük parti başladı. Çekimleri birazdan sizinle paylaşacağım. Ay burada bir değil, tam iki doğum günü var. Ve şimdi dans. Hadi geçin otur. Bir tane daha çekeyim.